Şöyle bir limonu ortadan ikiye keselim. Yarısını şöyle suyun içerisine iyice bir sıkalım. Hızlıca ayvayı soyuyorum. Bak ayva zaten şu andan hafiften rengini, bu kaşık ayvası gibi olan rengini döndürmeye meyilli. Soyar soymaz hemen rengi dönmeye başladı. Ben de alıyorum limonla şöyle güzelce bir etrafını sıvazlıyorum. Sıvazlıyorum ve suyun içerisine bırakıyorum bunu. 4 tane ayva için bu işlemi yapacağım. Ayvalar hazır ve hepsi limonlu suyun içerisinde daha da ekstra kararmasını engelleyecek vaziyette duruyor. Burada kabuklar var. Bir kapaklı derince tencere aldım ve ilk yapacağım şey buradaki kabukları alıp tencerenin dibine şöyle güzelce yerleştirmek ve mümkün olduğu kadar yaymak bunu. Tamam. Bir tane ayvayı alıyorum. Ve ayvayı böylemesine değil de tam ortadan ikiye olacak şekilde önce şu dip kısımlarını keseyim. Şu. Şu. Tamam. Ve kestikten sonra tam ortadan ikiye olacak şekilde bıçağımla kesiyorum. Ortasındaki şu çekirdekli kısımları görüyorsunuz. Bunu bir küçük tatlı kaşığı ya da bu varsa eğer Parisyen kaşık dediğimiz şu oymaya yarayan kaşıklardan bir tanesiyle güzelce çıkartıyorsunuz. Çok ekstra bir delik yapmanıza gerek yok. Şu kadarı benim için yeterli. Sonra bu çekirdekli ve benzeri olan kısmın tamamını alıp buradaki tencerenin içerisine atıyorsunuz. Bu arkadaş, yani şu çekirdekler bunun renginin dönmesine birazcık daha yardımcı olacaklar. Şöyle bir suya gezdireceğim hafiften. İç kısımları da limonlu suya denk gelsin diye ve şöyle tencereye bunları dizmeye başlayacağım. Ayvaların işi tamam sayılır. Ben ayvalara hep renk katmak adına daha önce vişne suyu falan kullanmıştım. Fakat bugün daha farklı bir şey yapacağım. Bir loğusa şekeri kullanacağım. Şimdi burada aşağı yukarı bir 35-40 gram kadar bir loğusa şekeri var. Buraya 2 su bardağı kadar kaynar su ilave ediyorum. Ve loğusa şekerini alıp bunun içerisine direkt olarak atıyorum. Küçük küçük kırarsanız tabii ki çok daha hızlı bir şekilde dağılacaktır. Ama şöyle bir çatalla bunu ezdiğiniz zaman komple kırmızı bir renk alıyor. İyice çözüyorum şekeri ve artık birleştirmeye hazır sayılırım. Bir tane böyle çubuk tarçın, onu içerisine koydum. 7-8 tane de karanfil. Hem lezzet katıyor hem de yani yakıştırıyorum ben çok ayvaya. 1-2-3-4-5-6-7-8. Loğusa şerbetinden şöyle bir gezdiriyorum. Hepsinin içlerine şöyle birer tur gelsin diye. Benim gibi böyle hafif olsun istiyorsanız 5-6 kaşık kadar şeker koyacaksınız buna, tamam mı? Ama eğer ayva tatlısı ayva tatlısı gibi olmalı Arda, ben böyle hakkıyla, layığıyla, şekeriyle istiyorum diyorsanız bunun 2 katı kadar koymanız lazım. Yani 10-12 kaşık kadar şeker koyarsanız buna bayağı böyle ayva tatlısı ayva tatlısı oluyor. Ama benim gibi böyle 6 kaşık kadar koyarsanız piştiği zaman inanın bana böyle aşırı şekerli bir tat gelmiyor. Bir kez daha tekrar ediyorum. Ben 5-6 kaşık kadar koyuyorum ve çok daha hafif bir kıvamda sonuç elde ediyorum. Eğer siz arzu ediyorsanız daha da tatlı bir sonuç elde etmek en az 10-12 kaşık kadar koymanız lazım. Benden söylemesi. Şimdi bu loğusa şerbetini tamamını içerisine transfer ettikten sonra geçiyoruz ocağa. Bu arkadaşı ocağa koyuyorum. Şöyle altını yakıyorum. Tamam. Kapağını kapatıyorum. Ve önce yüksek ateşte şöyle bir hafiften bir harlıyorum. Yaklaşık bir 5 dakika kadar.
Yüksek ateşte her şey tıkırdamaya başladıktan sonra bunun altını kısacağım ve kısık ateşte 1 saat pişireceğim. Şimdi normalde kapağını açıp şey yapmaya gerek yok ama size göstermek için yapıyorum. Bakın burada hafiften tıkırdamaya başladı. Şimdi bunu önden birazcık kaynatacağım ve iyice fokurdatacağım. Ondan sonra da altını kısıp o böyle kendi köpüklü köpüklü kıvamının içerisinde güzel güzel pişmesini sağlayacağım.